Merhaba hanımlar, Örgücü Bayan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere ajurlu ve saç örgülü bu modeli anlatacağım. Tek renkle yapılıyor. Şöyle yakından göstereyim sizlere. Ön tarafına gördüğünüz gibi bu şekilde bir ajur uyguladım. Sağına ve soluna saç örgüsü yaptım. Şöyle göstereyim. Diğer yanını da aynı şekilde yaptım. Topuk kısmı da bu şekilde hanımlar. Şöyle göstereyim sizlere. İnşallah sizler de beğenerek yaparsınız. Benim elimin ayarına göre patiğim 37 ve 38 numaraya uyumlu oldu. Siz elinizin ayarına, ipinizin kalınlığına göre ayağınıza ölçerek, örerken ayağınıza ölçerek uzunluğunu, genişliğini ayarlayabilirsiniz. Ben yine patik burnu başlangıcını modelime kadar hazırladım. 12 ilmekle başladım. Bir sıra düz ördüm. Bir sıra düz ördükten sonra şişlerimi ayırarak artırmalarıma başladım. Bir sıra artırma yapıyoruz. Bir sıra düz örüyoruz. Ta ki her şişimizde 15 ilmek oluncaya kadar artırmalarımıza devam ediyoruz. Şimdi şu anda her şişimde 15 ilmeğim var. 15 ilmeğimi artırmamı yaptım ve bir sırada düzümü ördüm. Modelime hazırlamış olduğum patik burnunu. Patik burnu başlangıcını bilmeyenler için bu videonun altına linkini bırakacağım. Oradan bakarak yapabilirsiniz. Bilenler zaten yapacaktır. Her şişte 15 ilmek oluncaya kadar artırmalarınızı yapın. Bir sırada düz örün. Daha sonra patiğimizin yapımına başlayacağız. Şişlerim 3 numara. Her zamanki gibi 3 numara şiş kullanıyorum ben. Siz eliniz gevşekse eğer 2,5 numara kullanabilirsiniz. Ama benim elim normal ayarda. O yüzden her zaman her patiğimde 3 numara şiş kullanıyorum. Bunu da söylemiş olayım sizlere. İpim bonbonun ipi ama renk numarası olmadığı için şu anda gösteremiyorum. Siz istediğiniz bir renk tonunu ayarlayabilirsiniz. İsterseniz hemen patiğimizin yapımına başlayalım. İlk olarak ilk ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Bir tane düz ördük. İpimizi ön tarafa alıyoruz. Bir tane ters örüyoruz. İlk sıramızda hemen saç örgümüzün burgusunu yapacağız. Saç örgümüz de 6 ilmekten oluşuyor. Gördüğünüz gibi 6 ilmeğin 3-3 olarak yerlerini değiştirerek burgumuzu yapacağız. İlk 3 ilmeği değil, daha sonraki gördüğünüz gibi şu 3 ilmeği şişime takıyorum bu şekilde. Öndeki 3 ilmeği almıyorum. Sonraki 3 ilmeği bu şekilde şişime taktım. Öndeki 3 ilmeği şişimden çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeklerimi bakın gördüğünüz gibi şişime hemen takıyorum geri. Şişime taktım. Buradaki 3 tane ilmeğimi onun ön tarafına getiriyorum. Hemen şişime takıyorum. Bu şekilde 3-3 olarak yerlerini değiştiriyoruz ilmeklerimizin. Saç örgüsü yapmış oluyoruz böylelikle. Şimdi bu değiştirdiğimiz ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Sayalım yine de. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmeğimizi düz olarak ördük. Hemen ipimizi ön tarafa alıyoruz. Bir tane ters örüyoruz. Bu şekilde. Bir tane ters ördükten sonra 3 ilmek düz örüyoruz. 1, 2, 3. 3 ilmek düz ördük. Sonraki 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyoruz bu şekilde. Yerlerini değiştirdik. Değiştirdiğimiz 2 ilmeği ikisini birlikte alarak kesme işlemi yapıyoruz. Bir tane. Kalan son ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Ve şişimin başına bir kere doluyorum. Bu şişimde. Hemen diğer şişime geçiyorum. Diğer şişime geçtikten sonra bu artırma yaptığımız ilmeğimizi buradan çıkartmayın hanımlar. Orası bizim artırmamız. İpimi yavaşça ön tarafa alıyorum. İlk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde bir tane ters örüyorum. Yine şişimin başına bir kere doluyorum. Bir ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki iki ilmeği gördüğünüz gibi bu şekilde
İkisini birlikte alarak kesme işlemi yapıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. 3 ilmeğimi düz ördükten sonra ipimi ön tarafa alıyorum. Bir tane ters örüyorum. Bir tane ters ördükten sonra yine bu taraftaki saç örgümüzün burgusunu yapacağız. Bakın burada 7 ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmeğin ilk 6'sını, 3'ünü bırakıp daha sonraki 3 ilmeği şişimize takıyoruz. Bakın bu şekilde. Şişimize taktık 3 ilmeği. Öndeki 3 ilmeği şişimizden çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şişimizden çıkardık ve buradaki şişimize çıkardığımız ilmekleri takıyoruz bu şekilde. Buradaki 3 tane ilmeğimizi de onun ön tarafına getirip hemen diğer şişimize aktarıyoruz. Ve ilmeklerimizin yerlerini değiştirmiş oluyoruz böylelikle. Hemen bu değiştirdiğimiz ilmekleri düz olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Saç örgümüz 6 ilmekten oluşuyor hanımlar. Tekrar söylemiş olayım bunu da. 6 ilmeğimizi düz olarak ördük. Kalan 1 ilmeğimizi de ipimizi ön tarafa alıyoruz. Son ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Taban kısmına geçiyoruz hemen. Taban kısmında herhangi bir işlemimiz yok. Bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz ve birinci sıramızı tamamlamış oluyoruz. Hemen diğer şişime geçiyorum. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Evet hanımlar. İlmeklerimi bitirdim. İlk sıramı tamamlamış oldum. Modelimi kurdum. İlk burgumu da yaptım. İkinci sıramıza geçiyoruz. İkinci sıramızda ilk ilmeğimiz her zaman için düz olacak. İkinci ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Burgu yaptığımız 6 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmeğimizi de düz ördük. Bakın burada bir tane tersimiz var. İpimizi ön tarafa alarak bu bir ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Ajurlu kısımda kesinlikle bir sıra ajur yapıyorsak diğer sıramızda düz olarak örüyoruz. Şimdi ajurlu kısmı bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Diğer şişimize geçtik. İpimizi ön tarafa alıyoruz. İlk ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Diğer ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Tersleri ters, düzleri düz olarak ördük. Şimdi ters ilmeğimize geldik. Bir tane tersimiz var. Saç örgüsü kısmındaki 6 ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz. Son ilmeğimiz ters. Onu da ipimizi ön tarafa alarak son ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz. Taban kısmında herhangi bir işlemimiz yok. Taban kısmını düz olarak örüp gelelim. Evet hanımlar, taban kısmını düz olarak ördük. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. İlk ilmeğimizi düz örüyoruz. İkinci ilmeğimiz ters. Yine saç örgüsü kısmındaki 6 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 6 ilmeğimizi düz olarak ördük. Sonraki ilmeğimiz ters. Bir ilmek ters örüyoruz. Şimdi ajur yapacağız tekrar. Bir önceki sıramızda 3 düz örüp daha sonra kesim yapmıştık. Bu sıramızda 2 ilmek düz örüyoruz. Daha sonra kesimimizi yapıyoruz. 2 ilmek düz ördük. Sonraki 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Değiştirdiğim ilmekleri bu şekilde kesiyorum. Bir tane düz örüyorum. Şişimin başına bir kere doluyorum. Sonraki son ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Diğer şişime geçiyorum. İlk ilmeğim ters bu şişimde. İlk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir tane düzümü örüyorum. Şişimin başına bir kere doluyorum.
bir tane düz ördüm. Sonraki iki ilmeği bu şekilde ikisini birlikte alarak kesme işlemini yapıyorum. İki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki ilmeğim ters, bir ilmeğimi ters olarak ördüm. 6 ilmeğim düz. Saç örgüsü kısmı burası. 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Son ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Bu şekilde ikinci sıramızı, yani ikinci ajurumuzu yapmış olduk. Taban kısmını düz olarak örüp gelelim. Evet hanımlar, taban kısmını ördük. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda herhangi bir işlem yapmayacağız. Düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi de ters olarak örüyoruz. Bir önceki sıramızda ajur yapmıştık. Bu sıramızda herhangi bir işlem yapmıyoruz. Düzlerimizi düz olarak, ters ilmeklerimizi de ters olarak örerek sıramızı tamamlıyoruz. Bakın artırma yaptığım ilmeğime geldim. Onu da düz olarak örüyorum. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum hanımlar. Düzleri düz, tersleri de ters olarak örüp gelelim. Evet hanımlar, sıramızı tamamladık. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda ajurumuzu yapacağız yine. Bir ilmek düzümüzü ördük. Bir tane ters örüyoruz. 6 ilmeğimizi düz örüyoruz yine. 6 ilmeğimizi düz olarak ördük. Bir tane tersimiz var. Bir ilmeğimizi ters olarak ördük. Ajurlu kısımdayız. Bir önceki sıramızda 2 düz örüp kesmiştik. Bu sıramızda bir ilmek düz örüyoruz. Sonraki 2 ilmeği yerlerini değiştiriyoruz. Bu şekilde değiştirdikten sonra bu 2 ilmeği ikisini birlikte alarak kesme işlemi yapıyoruz. Bir tane düz örüyorum daha sonra. Bu düzden sonra bir ilmek şişime doluyorum. Kalan iki ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Diğer şişime geçiyorum. Diğer şişimdeki ilk ilmeğim ters. Bir ilmek ters ördüm. İki ilmek düz. İki ilmeğimi düz olarak ördüm. Şişimin başına bir kere doladım. Bir tane daha düz ördüm. Sonraki iki ilmeği bu şekilde ikisini birlikte alarak kesme işlemi yaptım. Kalan bir ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bir tane ters örüyorum. 6 ilmek düz. Kalan bir ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Evet hanımlar. Sıramızı bu şekilde tamamladık. Taban kısmını da düz olarak örüp gelelim. Evet hanımlar, taban kısmını ördük. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda düzleri düz, yine tersleri ters olarak örmeye devam ediyoruz. Ajur yapmayacağız bu sıramızda. Düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi de ters olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Artırma yaptığımız ilmeklerimizi de düz olarak örüyoruz. Bu şekilde delik olmasını sağlıyoruz hanımlar. Şimdi sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters olarak sıramızı tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, sıramızı tamamladık. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda modelimizin son sırasındayız artık. Yine ilk ilmeğimizi düz örüyoruz. Sonraki ilmeğimizi ters örüyoruz. Bir ilmek ters, 6 ilmek düz örüyoruz. 6 ilmeğimizi düz ördük. Bir ilmeğimiz ters. Burada artık son ajurumuzu yapacağız. İlk iki ilmeğin tersten sonra ilk iki ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Değiştirdikten sonra bu iki ilmeği bu şekilde kesiyorum. Bir tane düz örüyorum. Şişimin başına doluyorum. Kalan 3 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Diğer şişime geçiyorum. Diğer şişime geçtikten sonra ipimi ön tarafa alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Tersten sonra 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Şişimin başına bir kere doladım. Bir ilmek daha düz ördüm. Sonraki 2 ilmeği ikisini birlikte alarak bu şekilde
kesme işlemini yaptım. Bir tane tersim var burada. Bir ilmek ters örüyorum. 6 ilmek düz. 1 ilmek de ters. Kalan 1 ilmeğimizi de ters olarak ördük. İlk modelimizi bu sıramızda birlikte tamamlamış olduk. Şimdi taban kısmını tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, sıramızı tamamladık. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi de ters olarak örüp bu sıramızı tamamlıyoruz. Çünkü bir önceki sıramızda ajurumuzu yapmıştık. Bu sıramızda düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi de ters olarak örüyoruz ve sıramızı tamamlıyoruz. Bir sonraki sıramızda ikinci modelimizin kurulumunu yapacağız. Evet, düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters olarak örüp gelelim. Evet hanımlar, ilk modelimizi tamamlamış olduk. Şimdi ikinci modelimizin kurulumunu yapacağız. Burgularımızı ne zaman yapıyoruz onu da söyleyeyim sizlere. Birinci modelimizi tamamladık. Her zaman ikinci modele geçerken, hani ilk sıramızda kurulumu yaparken ilk başta burgumuzu yapmıştık. Yine aynı şekilde şimdi ikinci modelimizi kuracağız ve burgumuzu da yapacağız aynı şekilde. Modelimiz bittikten sonra burgumuzu yapıyoruz ikinci modele geçerken. Şimdi hemen başlayacağız hanımlar. Evet hanımlar, hemen başlayalım. Bir ilmek düz ördüm. İkinci ilmeğimi ters olarak örüyorum. Burada burgumuzu yapacağız. Yine ilk 3 ilmeği değil, sonraki 3 ilmeği bu şekilde önden şişime takıyorum. Öndeki 3 ilmeği şişimden çıkarıyorum. Evet, bakın bu şekilde hepsini şişimden çıkardım. Çıkardığım ilmekleri buradaki şişime takıyorum. Taktım bu şekilde. Buradaki ilmeklerimi hemen onun ön tarafına getirip şişime takıyorum. Şişime taktım. İlmeklerimi düz olarak örüyorum taktıktan sonra. 6 ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Bu şekilde saç örgümüzü yapmış oluyoruz. Evet, 6 ilmeğimizi burgumuzu yaptıktan sonra düz olarak ördük. İpimizi ön tarafa alıyoruz. Bir tane ters örüyoruz. Yine ortadaki ajurumuzu yapacağız şimdi. Bir tersimizden sonra 1, 2, 3 ilmek düz örüyoruz. Sonraki 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyoruz. Bu şekilde ikisini birlikte alarak kesme işlemi yapıyoruz. Son kalan ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz ve şişimizin başına bir kere doluyoruz. Bu doladığımız, kestiğimiz ilmeğin artmış o. Evet. Diğer şişime geçiyorum. Bu arttırdığım ilmeğimi şişimden çıkarmadan ipimi ön tarafa alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. İlk başlangıçta yaptığımız gibi. Şişimin başına bir kere doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Sonraki iki ilmeği bu şekilde ikisini birlikte alarak kesme işlemi yapıyorum. Kesmeden sonra 1, 2, 3. 3 ilmek düz ördüm. Bir tane tersim var burada. Bir tersimi ördüm. Yine burgumu yapacağım bu tarafta. Sonraki ilk 3 ilmeği değil, sonraki 3 ilmeği önden bu şekilde şişime takıyorum. Öndeki 3 ilmeği şişimden çıkartıyorum. Hepsini çıkardım ilmeklerimin. Buradaki şişime çıkardığım ilmekleri şişime takıyorum. Sonraki buradaki 3 ilmeği de onun önüne getirerek şişime tekrar takıyorum. Ve burgumu yapmış oluyorum. Daha sonra değiştirdiğim ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 6 ilmeğimi. Burgu yaptıktan sonra birazcık zor oluyor bu sıra. Ama yani eğer biraz gevşek de örüyorsanız rahatlıkla örebilirsiniz. 6 ilmeğimi düz olarak ördüm. Son ilmeğim kaldı. Son ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Ve ikinci modelimin kurulumunu yapmış oluyorum. Bakın ikinci burgumuzu da yaptık burada.
Şimdi taban kısmını örelim, gelelim. Evet hanımlar, sıramızı tamamladık. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda yine düz ilmeklerimizi düz olarak, ters ilmeklerimizi de ters olarak örüyoruz. Bir önceki sıramızda çünkü ajurumuzu ve burgumuzu yapmıştık. Bu sıramızda düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi de ters olarak örüyoruz. Sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, artırma yaptım. İlmeğimi de düz olarak ördüm. Evet, sıramızı bu şekilde tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, sıramızı tamamladık. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Yine aynı işlemleri yapıyoruz. Birinci modelimizde yaptığımız işlemlerin aynısı. Yine ben anlatmak istiyorum. Bir tane düzümü ördüm. İkinci ilmeğimi ters olarak ördüm. Altı ilmeğimi düz olarak örüyorum. Altı ilmeğimi düz ördüm. Bir tane ters örüyorum. Bir önceki sıramızda 3 düz örüp daha sonra kesim yapmıştık. Bu sıramızda 2 ilmek düz örüyoruz. Sonraki 2 ilmeğin yerini değiştiriyoruz. Değiştirdikten sonra ikisini birlikte alarak kesme yapıyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Düz ördükten sonra şişimize bir kere doluyoruz. Kalan bir ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz. Diğer şişime geçiyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. Bir ilmek ters. Bir tane düz. Şişimin başına bir kere doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Sonraki iki ilmeği bu şekilde ikisini birlikte alarak kesme işlemi yapıyorum. İki ilmek düz örüyorum. Bir tane ters. Altı ilmek düz. Kalan bir ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Evet. Sıramızı bu şekilde tamamladık. Taban kısmını da düz olarak örüp gelelim. Evet hanımlar, sıramızı tamamladık. Bu sıramızda düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Bir önceki sıramızda ajur yaptığımız için bu şekilde ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi de düz olarak örüyoruz. Evet hanımlar. Düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters olarak örüp gelelim. Evet hanımlar, sıramızı tamamladık. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters. Altı ilmek düz. Bir ilmek ters. Burada ajurumuzu yapacağız yine. Bir ilmek düz örüyorum. Sonraki iki ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Değiştirdikten sonra bu iki ilmeği ikisini birlikte alarak kesme yapıyorum. Bir tane düz örüyorum. Şişimin başına bir kere doluyorum. Kalan iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Diğer şişime geçiyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. Bir tane ters ördüm. Bir, iki. İki ilmek düz ördüm. Şişimin başına bir kere doladım. Bir ilmek daha düz ördüm. Sonraki iki ilmeği bu şekilde ikisini birlikte alarak kesme işlemini yaptım. Bir tane düz ördüm. Bir tane ters. Altı ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kalan bir ilmeğimi de ters olarak örüp ajurlu kısmımı tamamlamış oluyorum. Şimdi taban kısmını da örüp gelelim. Evet hanımlar, sıramızı tamamladık. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Burada herhangi bir ajur işlemi yapmayacağız. Bir önceki sıramızda yaptığımız için ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi de düz olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Sıramızı tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, sıramızı tamamladık. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek ters, altı ilmek düz, bir ilmek ters. Bakın, ikinci modelimizin son sırasındayız artık. Bir tersimi ördükten sonra ilk iki ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Değiştirdikten sonra bu iki ilmeği ikisini birlikte alarak kesme yaptım. Bir tane düz örüyorum. Şişimin başına bir kere doluyorum. Kalan 3 ilmeğimi de
düz olarak örüyorum. Artık ikinci modelimizin son sırası burası. Diğer şişime geçiyorum. İlk ilmeğimi ters olarak ördüm. 3 ilmek düz örüyorum. Bakın 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Şişimin başına bir kere doladım. Bir tane düz ördüm. Bu 2 ilmeğin ikisini birlikte alarak kesme işlemi yaptım. Bir tane ters örüyorum. 6 ilmek düz. Bir tane de tersimiz. Taban kısmını da tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, bu sıramızda düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Herhangi bir ajur kısmı yok. Son artık ikinci modelimizi tamamladık. Düz ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Ters ilmeklerimizi de ters olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz hanımlar. Bir sonraki sıramızda da üçüncü modelimizi kuracağız. Ben orayı anlatmayacağım sizlere. İkinci modelimizi yaptık. Üçüncü modelimize geçerken hem burgumuzu yapıyoruz hem de modelimizin kurulumuna tekrar başlıyoruz hanımlar. Bir sıra ajur yapıyoruz, bir sıra düz örüyoruz. Burgular zaten her model başlangıcında oluyor. Toplamda 4 tane ajur yaptım ben. 4. ajurumu tamamladıktan sonra bir sırada düzümü ördüm. Daha sonra ayrım kısmını yapacağız birlikte. Şimdi 4 tane ajur yap, ikisini yaptık zaten. 2 tane daha ajur yapalım. Dördüncü ajurumuzdan sonra bir sırada düz örelim. Ayrım kısmını birlikte yapalım inşallah. Şimdi modelimizi ayrım kısmına kadar tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, ayrım kısmına kadar olan ajurlarımızı ve burgularımızı yaptık. 4 tane ajur yaptık ve bu saç örgümüzü de yaptık. Sonuncu burgumuzu, ayrımımızı yaparken onu da yapacağız şimdi. Hemen başlayalım isterseniz. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkinci ilmeğimi ters ördüm. Buradaki burgumuzu hemen yapıyoruz hanımlar. İlk 3 ilmeği değil, sonraki 3 ilmeği önden bu şekilde şişime takıyorum. Şişimden diğer ilmeklerimi çıkartıyorum. Hemen çıkardığım ilmeklerimi şişime taktım. Buradaki ilmeklerimi taktığım ilmeklerin ön tarafına takıyorum. İlmeklerimizin yerini değiştirdik. Hemen değiştirdiğimiz ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. 6 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Daha sonra bir tane tersimiz var. Tersten sonra ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz son ilmeğimize kadar. Evet, son ilmeğimize kadar düz ördük. Son ilmeğimizi örmeden şişimizi alıyoruz. Diğer şişimize aktarıyoruz. Bu 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Artık burası ayrım kısmımız. Yerlerini değiştirdim. İlmeğimi ördüm ve bu şişimi aktardım. Hemen diğer şişime geçiyorum. Burada bir tane kesim yapacağım. Kesim yapmamın sebebi de kenardaki haroşaların ilmeklerinin sayısı tam olsun diye. Yoksa bir tane fazla geliyor burada ilmeğimiz. O yüzden bir tane ilmeğimizi eksiltiyoruz burada. Bakın ilk iki ilmeğimi bu şekilde ikisini birlikte alarak ilmeklerimi kestim. Bir tane ilmek eksiltmiş oldum. Bu kestiğim ilmekle birlikte 6 tane haroşa yapıyorum. Birinci buradaydı. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı. 6 tane haroşamızı yaptık. İpimizi ön tarafa alıyoruz. Bir tane tersimizi örüyoruz. Bu burgular ayrımdan sonra da devam edecek hanımlar. Şimdi yine bu taraftaki burgumuzu da yapalım hemen. Yine şişime 3 ilmeğimi takıyorum. İlmeklerimi çıkarıyorum. Zaten saç örgüsünü anlamışsınızdır. Bu şekilde yerlerini değiştiriyorum. Değiştirdikten sonra ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet.
Evet, 6 ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir tane ilmeğim kaldı. O da ters ilmeğimiz. Bir tane ters ilmeğimizi de ördük. Şimdi taban kısmına geçiyoruz. Taban kısmında bildiğiniz gibi herhangi bir işlemimiz yok. Buradaki iki şişimizdeki ilmeklerimizi düz olarak örelim. Diğer tarafta görüşelim hanımlar. Evet hanımlar, taban kısmını düz olarak ördüm. Yine ön taraftayım, modelli kısımda. Bir tane düzümü örüyorum. Bir tane ters örüyorum. 6 ilmeğimi düz örüyorum. Evet, 6 ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir tane ters örüyorum. Son kalan 6 ilmeğimi de haroşa örgü olarak örüyorum. Haroşamı ördükten sonra buradan geriye dönüyorum. Geri döndükten sonra ilk 6 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. 3, 4, 5, 6. 6 tane haroşadan sonra bakın burada bir tane düzümüz var. Bir tane düzümüzü ördük. Modelin ters yüzündeyiz. Artık hem tersten ve hem düzden ilerleyeceğiz hanımlar. O yüzden gördüğünüz ilmekleri tersleri ters, düzleri düz olarak örmeye devam edeceğiz. Burada burgu yaptığımız saç örgümüzün 6 ilmeğini ters olarak örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmeğimi ters olarak ördüm. Bir tane düzüm var burada. Bir tane düz örüyorum. Kalan bir ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Taban kısmında dediğim gibi herhangi bir işlemimiz yok. Buradaki iki şişimizdeki bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Daha sonra bu tarafta görüşelim. Evet hanımlar, taban kısmındaki ilmeklerimi ters olarak ördüm. Ön taraftayım, tersindeyim yani. Gördüğüm ilmekleri düz ilmekleri düz olarak, ters ilmekleri de ters olarak örüyorum. Burgu yaptığım 6 ilmeğimi şu anda ters olarak örüyorum. Altı ilmeğimi ters olarak ördüm. Bakın bir tane düz ilmeğimiz var. Onu düz olarak örüyorum. Kalan 6 ilmeğimi de haroşa örgü olarak örüyorum. Haroşa örgü olarak ördüm. Buradan geriye döndüm. Artık sadece kenardaki burgularımızı yapacağız. Yine ilk 6 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. Haroşa örgü olarak ördüm. İpimi ön tarafa alıyorum. Ben haroşayı arkadan alarak ördüğüm için bu şekilde söylüyorum hanımlar. Siz de bu şekilde yaparsanız daha rahat yaparsınız. İpimi ön tarafa alıyorum haroşadan sonra. Bir tane ilmeğimi ters ördüm. Yine burgu yapacağım. 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Burgudan yani saç örgüsünden sonra bir tane tersim var. Onu da ördüm. Ayrımdan sonra topuk kısmına kadar bu şekilde ilerleyecek hanımlar. Terslerimizi ve düzlerimizi bu şekilde ilerleteceğiz. Burgularımızı yapmaya devam edeceğiz. Ben bundan sonrasını anlatmayacağım. Burguları zaten yapıyoruz. Burgularımızı sadece düz yüzünde yapabiliriz. Şimdi isterseniz saç örgümüzün kaç sıradan oluştuğunu söyleyeyim sizlere. 7 sıradan oluşuyor. 7 sırada bir burgumuzu yapacağız. Şimdi ikinci sıramızı yapmış olduk. İkinci sıramızı gidiyoruz. 7. sıradan sonra düz yüzüne geldiğimizde yine burgumuzu yapacağız. Zaten ters yüzünden burgu olmuyor. O yüzden mutlaka düz yüzünden yapmamız gerekiyor. Bu şekilde ikinci sıramızı da yaptık. Bu şekilde gidip gelerek sayabilirsiniz. 7 sırada bir burgumuzu yapacağız hanımlar. Devam edeceğiz burgularımızı yapmaya. Şöyle patiğimden de göstereyim sizlere. Ayrım yaptıktan sonra bu son burgumuzdu zaten. Ayrıma kadarki olan son burgumuzdu. Ondan sonra 1, 2, 3, 4. 4 tane daha burgu yapacağız. Son burgumuzdan sonra
galiba 3 sıra örmüşüz. Kenar haroşamı ben sizlere söyleyeyim kaç sıra yapmışız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 17 diş haroşa yapmışım. Ayrımdan sonra 4 tane de saç örgümüzü yapmışım. Son burgumuzdan sonra yani haroşalardan da sayabilirsiniz. Galiba 4 sıra örmüşüm. Yani onu yaptıktan sonra zaten sizlere topuk kısmına geldiğimizde tam sayısını veririm sizlere. Dördüncü burgumuzu yaptıktan sonra topuk kısmına geçeceğiz hanımlar. İsterseniz 7 sıra örelim. 7 sıradan sonra burgumuzu tekrar göstereyim ben size. Kafanız karışmasın diye. O yüzden şu anda ikinci sıramızdayız. 5 sıra daha bu şekilde ilerleyeceğiz. Daha sonra burgumuzu birlikte yapalım. Evet hanımlar. Bakın ayrımdan sonra bu burguyu da göstermek istedim sizlere. Kafanız karışmasın diye. Yaptığımız haroşalar bakın 1, 2, 3, 4. 4 diş haroşamız olmuş oluyor burgumuzu yaparken. Toplamda 7 sıra örmüş olduk. 7 sıra gittik. Onu da nasıl anlıyoruz? Bakın şurayı göstereyim. Burası bizim ayırdığımız yer. Ayırdığımız yerin yani şuradaki hemen bunu saymıyoruz. Üzerindeki şöyle tersten sayıyoruz. Bakın şuradaki ilmeği saymıyoruz. 2, 4, 6, 7. 7, 7 sıra örmüş olduk. Bakın burgumuzu yaptığımız yer burası. Bu burgu yaptığımız yerin hizasındaki şu tersi saymıyoruz. Hemen üstünden başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra örmüş olduk. Şimdi burgumuzu yapacağız birlikte. İlk 6 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. İpimi ön tarafa aldım. Bir tane ters ördüm. Hemen burgumuzu yapıyoruz yine. Şişimi ön taraftan sonraki 3 ilmeğe taktım. İlmekleri şişimden çıkardım ve çıkardığım ilmekleri şişime taktım. Önceki taktığım ilmekleri de onun önüne geçirdim. Şu şekilde. Evet. Yerlerini değiştirdim. Burguyu her zamanki gibi yapıyoruz hanımlar. Değiştirdiğimiz ilmekleri de düz olarak örüyoruz. Düz olarak ördük. Bir tane tersimiz var. O tersi de ördük. Bakın burgumuzu bu şekilde yapmış olduk. Yani ayrımdan sonraki burguyu nasıl yapacağız derseniz eğer bu şekilde yapılıyor. Dördüncü haroşadan sonra 5. sıramızı yaparken burgumuzu yapıyoruz. Buradan da anlayabilirsiniz. Şimdi taban kısmını örelim. Diğer burgumuzu yapalım. Evet hanımlar. Taban kısmını düz olarak ördük. Şimdi ön taraftayız. Buradaki burgumuzu yapacağız. Bir ilmeğimi düz olarak örüyorum. Gördüğünüz gibi. Diğer ikinci ilmeğimi ters olarak ördüm. Hemen buradaki burgumu yapıyorum. Sonraki 3 ilmeğe şişimi taktım. Şişimden ilmekleri çıkardım. Çıkardığım şişime ilmeklerimi geri takıyorum. Bu şekilde. Buradaki ilmeklerimi de onun önüne geçiriyorum. Önüne geçirerek düz olarak örüyorum ilmeklerimi. 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Evet hanımlar. 6 ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir tane tersim var. Bir tane tersimi örüyorum. Kalan 6 ilmeğimi de haroşa örgü olarak örüyorum. Evet hanımlar. Ayrım kısmından sonraki burgumuz da bu şekilde oluşuyor. Şimdi burgumuzu yaptık. Daha sonra 7 sıra sonra 7 sıra bu şekilde düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğiz. Düzden ve tersten ilerleyerek 7 sıradan sonra tekrar burgu yapacağız. Aynı şekilde ilerleyip kenardaki haroşaları da sayarsanız eğer toplamda topuğa kadar 17 diş haroşamız olacak. Ayrımdan sonra da 4 tane burgu yapmış oluyoruz böylelikle.
Kenardaki haroşalarımız 17 diş olacak hanımlar. Şimdi topuğa kadar tamamlayıp gelelim modelimizi. Evet hanımlar, ayrım kısmından sonra bakın 17 diş haroşa olana kadar ördük. Toplamda 4 tane de burgumuzu yaptık, saç örgümüzü yaptık. Sonuncu burgumuzdan sonra bir sıra düz örmüş olduk. Şimdi ben 2 şişimi 1 şişe, diğer 2 şişimi de 1 şişe aktardım. Ayrım yaparken hatırlıyorsanız bir tane ilmeğimizi eksiltmiştik. O da bu taraftaki şişimizde, bir tane ilmeğimiz eksik burada. O yüzden topuk kısmını şimdi yaparken 2 şişimizdeki ilmeklerimizi eşitleyeceğiz. Hemen topuk kısmına başlayalım. İlk 6 ilmeğimizi haroşa örgü olarak örüyoruz. Buradaki ters ilmeğimizi düz ilmeğe çeviriyoruz. Yine devam ediyoruz düz ilmeklerimizi örmeye. Ters ilmeklerimizi artık düze çevirdik. Evet, ilmeklerimizi örmeye devam ediyoruz. Sonda 7 ilmeğimiz kalıncaya kadar. Evet. Toplamda 7 ilmeğimiz kaldı. Son şişimizin sonunda 7 ilmeğimiz kaldı. Burada normalde ben 3 ilmek keserek topuğumuzu ayarlıyordum. Burada ilmeğimizin bir tanesi eksik olduğu için burada 2 ilmeği birlikte alarak topuğumuzun ilk kesimini yapacağım. İlk 2 ilmeği birlikte alarak kesimimi yaptım. Kalan 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu şişimle işim kalmadı, bırakıyorum hemen. 2 şişimle devam ediyorum. Buradaki ilmeklerimden 5 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonraki 3 ilmeği, 3'ünü birlikte alarak kesme işlemi yaptım. Topuğumuzu bu şekilde ayarlamış oldum. Artık ilmeklerimiz eşit oldu hanımlar. Toplamda topuğumuza 12 ilmek ayırmış olduk. Buradan geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Modelin ters yüzündeyim. 12 ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. Kaç tane ilmek ördük? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, evet 12. 12. ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi ters olarak kesiyorum. Buradan geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 ilmeğimi düz olarak ördüm. 12. ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi kesiyorum. Buradan geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Modelin ters yüzündeyim. Örgülerimi ters olarak öreceğim 12 ilmeğimi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12. ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi ters olarak kesiyorum. Buradan geriye dönüyorum. Döndükten sonra ilk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ilmeğimi düz olarak ördüm. 12. ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi ikisini birlikte alarak geriye döndüm. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmeğimi ters olarak ördüm. 12. ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi ters olarak kestim. Geriye döndüm. Evet hanımlar, topuk kısmımız bu şekilde ilerliyor. 12 ilmeğimizi ilerleterek 12. ilmeğimizde bir sonraki ilmeğimizi kesiyoruz. Tersine döndüğümüzde yine aynı şekilde ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. 12. ilmeğimizde yine bir sonraki ilmeğimizi keserek geriye dönüyoruz. Topuğumuz oluşmaya başladı. Bu şekilde gidip gelerek ilmeklerimizi birer birer eksiltiyoruz. Toplamda haroşamızla birlikte 8 ilmek kalacak hanımlar.
8 ilmeğimiz kalınca arka kısmının haroşasını başlayacağız. Şimdi topuğumuza kadar, yani üst kısma kadar, haroşaya kadar bütün ilmeklerimizi bu şekilde gidip gelerek, tersten ve düzden gidip gelerek ilmeklerimizi birer birer eksiltelim. Sonda haroşayla birlikte 8 ilmeğimiz kalacak. 8 ilmek kalınca arka kısımdaki haroşamızı başlayacağız. Şimdi oraya kadar tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, bakın topuğumuzu bu şekilde oluşturduk. 12 ilmeğimizi hem tersinden hem düzünden örerek kenardaki ilmeklerimizi birer birer eksilttik. Toplamda kenarda 8 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi buradaki 12 ilmeğimizi haroşa örgüye çeviriyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örgü tek yönlü örülen bir örgü. Yani arkadan alarak örüyorsanız tersinden de arkadan alarak öreceksiniz. Bilmeyenlere için söylüyorum bunu. Ben arkadan alarak örüyorum haroşayı. 12 ilmeğimi haroşa örgüye çeviriyorum. Hem tersinden hem düzünden hep arkadan alarak örüyorsunuz hanımlar. Bilmeyenler için söylüyorum bunu. Evet, burada bir kesim yaptım. 12 ilmeğim, 12. ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi kestim. Geriye döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bakın gördüğünüz gibi tersindeyim. Yine haroşayı arkadan alarak örüyorum. Eğer önden alarak örüyorsanız hem tersinden hem düzünden önden alarak öreceksiniz hanımlar. Evet, şimdi 12. ilmeğime geldim. 12. ilmeğimle bir sonraki 2 ilmeği, yani 3 ilmeği, üçünü birlikte alarak kesme işlemi yapıyorum. Buradan geriye dönüyorum. Burada üçlü bir kesim yaptık. Topuğun bunu kesme yapmamın sebebi topuk kısmının, üst kısmının çok fazla uzun olmaması için. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine 12 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. 12. ilmeğime geldim. 12. ilmeğimle yine bir sonraki 2 ilmeği de alarak, üçünü birlikte alarak kesme işlemi yapıyorum. Geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine haroşa örmeye devam ediyorum. İlmeğime geldim. İpimi ön tarafa alıyorum. 12. ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi, ikisini birlikte alarak kesme işlemi yapıyorum. Geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine haroşayı örmeye devam ediyorum. 12. ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi, ikisini birlikte aldım. Geriye döndüm. Bu şekilde kenardaki ilmeklerimizi eksiltmeye devam ediyoruz. Eksilterek patiğimizi tamamlayacağız artık. Yine haroşamı örmeye devam ediyorum. 12. ilmeğime geldim. İpimi ön tarafa alıyorum. 12. ilmeğimle yine bir sonraki 2 ilmeği de alarak, 3 ilmeği birlikte alarak kesme işlemi yapıyorum. Geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 12 ilmeğimi haroşa örgü olarak örmeye devam ediyorum hanımlar. Haroşa yapmamızın sebebi buradaki, yani patik bittikten sonra arka kısmın kıvrılmaması için haroşa yapıyoruz buraya. 12. ilmeğimle bir sonraki 2 ilmeği de alarak, üçünü birlikte alarak kesme işlemini yapıyorum. Geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine devam ediyorum. 12. ilmeğime geldim. 12. ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi, ikisini birlikte alarak kesme işlemi yaptım. Geriye döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine haroşalarımı örmeye devam ediyorum. Artık son sıralardayız. Patiğimizi tamamlıyoruz. 12. ilmeğimle bakın bir sonraki ilmeğimi, ikisini birlikte aldım. Geriye döndüm. Devam ediyorum. 12. ilmeğime geldim. Bakın 3 tane ilmeğimiz kaldı burada. İpimi ön tarafa alıyorum. Bu 3 ilmeğin üçünü de birlikte alarak sağ taraftaki ilmeklerimi bitirmiş oldum hanımlar. Böylelikle
Şimdi gördüğünüz buradaki bütün ilmekleri tamamını keseceğiz. İlk olarak ilk iki ilmeği bu şekilde ikisini birlikte alarak şişimden çıkarıyorum. Buradaki ilmeği diğer şişime tekrar takıyorum. İki ilmeği birlikte alarak şişimden çıkarıyorum. Buradaki ilmeği tekrar diğer şişime takıyorum. Yine iki ilmeği birlikte alarak şişimden çıkarıyorum. Buradaki ilmeği tekrar diğer şişime takıyorum. Bu şekilde ilmeklerimizin tamamını kesiyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz hanımlar. 12. ilmeğime geldim. Bakın, kesme yaptığım ilmeğime geldim. Yine buradaki ilmeğimi diğer şişime takıyorum. Gördüğünüz gibi 4 tane ilmeğim kaldı burada. Şimdi bu 4 ilmeğin 4'ünü de birlikte alarak ilmeklerimin hepsini kesmiş oluyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. Hemen ipimi kesip patiğimi tamamlıyorum. Patiğimi de tamamladık hanımlar. Ayak mankenine de takayım hemen. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir modelimi. Ben çok beğendim. Vurgulu ve ajurlu modelleri çok seviyorum ben nedense. Bakın patiğimiz çok şık ve çok güzel oldu. Rengi de gayet uygun oldu modele. Gördüğünüz gibi arka kısmı da bu şekilde. Buranın kıvrılmaması için haroşamızı arka kısma yaptık. Şöyle göstereyim hanımlar. Patiğimizi tamamladık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.